Babu men ahya ardan mawatan. Ölü bir toprağı dirilten kimsenin babı. Veya kısaca çorak bir araziyi diriltmek, verimli hale getirmek. Ve ra'a zalika aliyun fi ardil kharabi bil kufati. Hazreti Ali bu konuda, bu görüşteydi. Kufe'de, harap topraklarda, ölü arazilerde böyle düşündü. Ve böyle uyguladı muhtemelen. Ve kâle Umar'u, Ömer de dedi ki, men ahya ardan meyyiteten, kim ölü bir toprağı diriltirse, yani üzerinde ekin yok, bir şey yok, taşlık vesaire her neyse, suyu yok, bir şey yok. Ama bir şekilde oraya su bağlayabilen ya da çıkaran, taşlarını temizleyip orayı verimli bir araziye dönüştüren kimse, men ehya ardan meyyiteten fehiye lehu, orası artık onundur. Ve yurva, ve rivayet olunur ki yani Amr ibn Avf'in, Amr bin Avf'tan anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ve kâle, dedi ki o, fi gayri hakkı muslimin, bir Müslümanın hakkına girmeksizin, yani Müslümanın arazisine tasallutta bulunmadan olursa, o zaman ölü bir toprağın canlandırılması, oranın mülkiyetini bu işi yapan kimseye vermeye uygun olabilir. Ama yok, başkasının arazisi, ben orayı gittim, canlandırdım, ektim, biçtim, şimdi artık benim oldu, olmaz. وَلَيْسَ لِعَرْقِ ظَالِمٍ ف۪يهِ حَقٌّ, böylesine zalim bir biçimde başkasının arazisine ekin ekerek orada mülkiyet iddia etmek söz konusu olmaz. Ancak sahipsiz olur. Ölü arazi, verimsiz. Siz de oraya emek edersiniz, taşlarını temizlersiniz, su bağlarsınız vesaire vesaire. Sonra da devlete bunu, devletin de böyle bir politikası olacak tabii. İhbar, haber verirsiniz. O da gelir bakar, hakikaten canlandırılmış, buradan ürün alınabilecek hale getirilmiş, emek var ve size burayı tescilleyebilir. En azından Hazreti Ali böyle yapıyormuş. Hazreti Ömer zamanında da bu böyleymiş. Ve yurva fihi an Cabir'in, aynı konuda Cabir'den de benzer bir görüş rivayet olunuyor diyor İmam Buhari. İmam Hazreti Cabir bu görüşünü anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarırmış. Yani kim ölü bir toprağı diriltirse, canlandırırsa orası onundur. O ölü toprağı canlandırarak değil de canlı toprağı öldürerek sahip olmak gibi bir şey. Çünkü orası bir orman alanı. Adam dağın kıyısında, ormanın alanında devlet hazır görmüyor diye ormanın içerisinden birer ikişer ağaçları söküp atıyor. Kendisine yukarı doğru ara yer açıyor. Bu öylesi bir hırsızlık ki, yani normalde komşunun malına tasallut etsen onun, bir kişinin hakkına girmiş olursun. Orada bütün insanların hakkına giriyorlar. Çünkü o şeyler hazine arazisi değil mi? Kamu arazisi oralar. Kamu arazisini hile yoluyla şahsileştirmek, zimmete geçirmek bütün kamunun hukukuna taarruzudur. Herkesin hakkına girmek gibi olur. Korkunç bir şey yani. Orada o insan huzur bulmaz, refah bulmaz, mutlu olmaz. Ha, başkası yapıyor diye yapanlar da var. Hocam burada herkes yapıyor böyle. Ben yapmasam bir tek ben kalacağım. Veya zaten bu işin raconu bu. Bir de böyle bir söylem var. Hayır, bu işin sınavı bu. Cenab-ı Hak seni de almış orada sınava. Sınamak istiyor. Arazin neyse oralara iktifa et. Parasını verip aldığın şey neyse orayla yetin. Tabii bunun başka hille hurdalı yolları da var.
bir dönem araziyi, ağaçları ortadan kaldırarak açıyor. Sonra da gelirse devletin memurları, ya buralarda bir değişiklik olmuş diye ceza yazmaya kalkarsa, şey yaparsa, bu kez de onlara bir miktar fayda sağlayarak o araziyi kendisi üzerine tescil ettiriyor. Bir yolu hile ordası yapılıyor. Bunlar korkunç şeyler. Bir süreliğine yaşanılacak dünyada kalıcı günahlar işlemenin hiçbir anlamı ve mantığı yok. Üstelik senden sonrakilere de miras diye bırakacaksın utanç tablosunu. Bu kirli bir durum, iğrenç bir şey bu. Bizim burada konusunu ettiğimiz olay böyle toprağın canını alarak malik olmak değil de toprağa can vererek malik olmak. O da çorak olur, üzerinde hiçbir ekin olmaz vesaire. Devlet bu türden arazileri sınıf olarak ayırmıştır. İşte şu şu ikinci sınıf, üçüncü her neyse. Bunlar üzerinde çalışma yapacak olan, bunları verimli haline getirmek isteyenler devlete bu anlamda proje sunarlar. İşte ben şuradaki araziyi gözüme kestirdim, burayı canlandırabilirim. Kamu üzerinde gözüküyor ama kamuya hiçbir yararı yok. Eğer imkan verirseniz ben burada işte arpa, buğday, her neyse bunlardan verim alabilecek hale getirebilirim burayı. Devlet de bu projeyi beğenirse orayı ona temlik edebilir. Bu Resulullah'ın uygulamasında var ve üretime de ekonomiye de müthiş katkısı olan bir şey bu. Çünkü bir toprak nadasa kaldı mı, boş kaldı mı bu kayıp olur, bildiğin israf olur. Ekmeği çöpe atmak gibi bir şey olur. Hazreti Ömer de böyle uygulamış. Men a'mara ardan, sıradaki hadisimiz, haddeten 2210, haddetena Yahya bin Bukeyr'in, bize Yahya bin Bukeyr anlattı. Haddetena Leysu, bize Leys anlattı. An Ubeydillah ibn Ebi Cafer'in, o da Ubeydullah bin Ebi Cafer'den. An Muhammed ibn Abdurrahman, o da Muhammed bin Abdurrahman'dan. An Urvata, o da Urve'den. An Aişete radıyallahu anha, o da Aişe'den. Allah kendisinden razı olsun. Annemiz demiş ki, yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Kale, dedi ki, men a'mara ardan, kim bir araziyi mamur ederse, yani canlandırırsa, leyset li ahadin, kimseye ait olmayan bir arazi, sahipsiz, fehuve ahakku, bu durumda o daha çok hak sahibidir o araziye, demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Urvetu, Urve diyor ki, kada bihi Umar radıyallahu anhu fi hilafetihi. Hazreti Ömer kendi hilafeti döneminde bununla hükmetti. Sahipsiz arazileri imar edenlere, verimli hale getirenlere o arazileri verdi. Tabi Resulullah'ın toprak politikasında şu da var. Ekmiyorsa da bu kez elinden alma veya başkasına vermesini sağlama. Çünkü ekene nasıl araziyi verirsen, ekmeğinden de aynı mantıkla araziyi geri alırsın. Araziyi, canlı araziyi ölüme bırakmış. İlgilenmiyor, gelip gitmiyor, taşlığa dönüşmek üzere. Buna da yönetimin tahammülü olmaz. Belki daha ilk baştan temlik ederken ona orayı, bak burayı böyle canlandırdın, güzel, böyle devam edersen senin. Ama gün gelir de bırakırsan yakasını, burası böyle yine ekim ekilmezse biz burayı alır başkasına veririz. Bir bakıma böyle bir yaklaşım var sünnette. Ve çok makul bir yaklaşım. Çok rasyonel bir yaklaşım. Şimdi devlet yeni yeni kanunlar çıkardı da bu türden şeyleri, hamleleri yapabiliyor. Yoksa eskiden adamın 10 metrekare arazisi şurada duruyor, İlişemezdin. Şahsi mülk. Öyle dururdu. Kendi de gelip ekmez. Paylaştırılmış. 100'er, 200'er, 500'er, yarım dönüm falan araziler. Gidip ekmeğe değmez. Koca memleketin neredeyse önemli bir kısmı böyle verimsiz hale dönüşmüştü. Buna yani nasıl kör sağır kaldılar uzun yıllar, hayret. Neticede çok güzel bir hamle yapıldı. Ve senin şunun bunun mülkü dinlemem dedi adam.
ne kadar arazim var? Seninkileri burada topluyorum, onunkileri orada topluyorum. Böylece ekecek adama, bunu değerlendirecek adama oraları verdiler. Ötekine başka yerden, ötekine başka yerden. Böylece verimli bir hamleye, ekonomiye kazandırılmış oldu. Devletin bu tür şeylerde yetkisi var. Arazi mülkiyeti, toprak mülkiyeti öyle çok kutsanacak, insanın elinden alınamaz falan denilecek bir şey değil. İlgilenmiyorsa, alakadar olmuyorsa gider elinden alırsın. Burası zaten vaktiyle senin dedenin etrafını çevirip devletin de ona lütfettiği bir yerdir büyük olasılıkla. Şimdi de sen gelip hiç ilgilenmezsen torunum da elinden alır. Bu kadar basit. Almalı da. Aksi durumda biz yurt dışından almak. Aksi durumda kendi topraklarımızda aç kalacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Kişisel mülkiyetin dokunulmazlığı adına öyle bir şey yok. Devlet istimlak eder, eline de 3-5 kuruş para verir, gönderir. Men e'mara ardan, okuduk bunu ve Hazreti Ömer'in bu uygulamayı yaptığını söyledik. 2210 nolu hadis. 2211 nolu hadisteyiz. Haddethena Kuteybetu, bize Kuteybe anlattı. Haddethena İsmail ibn Cafer'in, bize İsmail bin Cafer anlattı. Bir de bu göç dalgası oldu ya, yani doğudan müthiş bir batıya göç dalgası oldu. Oralarda genç çalışacak insan da kalmadı. Ve verimli arazilerde çalışacak o genç insanlar şu bu sebeplerle batıya sanayiye koştular. Fabrikalarda şurada burada çalışmaya. Tarım açısından büyük darbe yedi ülke. Orada şimdi sahipsiz, kimisine soruyorsun, bizim orada çok arazilerimiz var ama bilmiyorum diyor, babamdan kalma. Gitse yerini bile bulamayacak durumda mesela. Buralarda da öyle hocam. Buralarda da mı öyle? Özellikle dağ köyleri kaçtırıyor. Buralarda da öyle, o olmaları bilmiyorum ama her karışık gibi, buralarda da zannetmiyorum. Halbuki gıdadan daha değerli bir şey var mı yani? Gıdayı ihmal edip onu dışarıdan alırsan bir gün birdenbire aç kalırsın yani. Sanayi ürünü hiçbir şey yenmez. Odunlar, plastikler, şunlar bunlar ne işe yarayacak? Dolayısıyla belli bir düzeyde ekonominin tarımsal boyutu canlı ve diri olmalı ki ülke kendine yeterliğini ve bağımsızlığını şey yapabilsin, devam ettirebilsin. Bugün sanayi çok bireyler açısından gelir getirici gözükebilir ve yönelmiş de olabilirler tarımı bırakarak, ama devlet bunu daha makro planda düşünmeli, gerekirse onları destekleyerek köylerinde kalmalarını, mahsule, ürüne devam etmelerini, araziyi ekmelerini. Çünkü bu makro bir planlama. Bireylerse çok sığ bakabilirler. Çocuklar şehirde gider çalışırlarsa, günlük şu kadar kazanırlarsa ne kadar gelirimiz olur? Bu kadar. Tarladan bu kadar geliyor mu? Gelmiyor. O zaman boş verin tarlayı der, gönderir şehre. Onlar bu kadara bakar. Ama üst bakış böyle yapamaz. Bu kadar kör davranamaz. O tarımın ne kadar önemli olduğunu, hayati olduğunu görmeli ve buna yönelik adımlar atmalı. Hakikaten tarımdan ciddi manada uzaklaşma seziliyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bireylerin bu manadaki ihtiyaçlarını yahut ihtiyaçsızlıklarını değil, toplumun buradaki ihtiyacını gözeterek elinde bir arazisi olan kimse bunu ekiyorsa eksin, ekmiyorsa ekecek birine versin diye ciddi ciddi teşvik ediyor. O da kötü tabi. Daha başka büyük planlar da olabilir işin içerisinde. Evet. Gelelim sırada 2211 nolu hadise. Haddethena Kuteybetu, bize Kuteybe anlattı. Haddethena İsmail ibn Cafer'in, bize İsmail bin Cafer anlattı. An Musa ibn Ukbete, o da Musa bin Ukbe'den. An Salim ibn Abdullah ibn Umar'a, o da Salim bin Abdullah bin Ömer'den. An Ebihi, o da babasından, yani Hazreti Ömer'den.
Radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rüya gördü ve kendisine rüya gösterildi. Ve huve fi mu'arrasihi, gecelediği bir yerdeyken, min zilhuleyfete fi batnil vadi, vadinin tam ortasında, karnında, Zülhüleyfe'de gecelediği yerde kendisine bir rüya gösterildi. Fekile lehu, ona denildi ki, inneke bi batha'a, sen Batha denen yerdesin. Mübareketin, mübarek bir yerdesin. Fekale Musa, bunun üzerine Musa dedi ki, Musa ravilerden biri, Musa bin Ukba, o dedi ki, وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذ۪ي كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُن۪يخُ بِهِ. Babası Abdullah'ın konakladığı, develerini indirip konakladığı yerde bize Salim aynı şeyi yaptı. Yani o arazide o da konakladı Zülhüleyfe'den gelince. يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Amacı Resulullah'ın o gecelediği yerde gecelemek. Bu Abdullah bin Ömer'in tutkusuydu. Resulullah bir yerden bir yere giderken vaktiyle, yani şurada konaklamıştı diye hatırlıyorsa, hadi burada bir konak verelim, konak yapalım. Orada gecelemek, o hatıraları yad etmek. Belki biraz şahsi planda da olsa Resulullah'ın sünnetini icra etmek, uygulamak. Hiçbir şey olmasa, dini bir boyutu bile olmasa, Resulullah öylesine orada konaklamış da olabilir. Gerçi burada bir rüyadan söz ediliyor ve o oranın mübarek olduğuna dair bir anlatım var. Dolayısıyla da orada kalabilmeyi, gecelemeyi Abdullah bin Ömer kendi hayatında Resulullah'tan sonra uygulamış. Oğlu Salim de şimdi aynı şeyi yapıyor. Çünkü Musa onun talebesi, diyor ki Salim bize babasının kaldığı yeri arar ve orada gecelerdi. Mu'arrasa Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gecelediği yerde. Şimdi biz bilsek biz de yaparız. Tam olarak bilsek yerini, işte burada, burada konaklamış falan. Yani oranın gecesi nasıl, sabahı nasıl, o kokuyu almak bile sanki benzer duygulara bizi, benzer ortamlara bizi ulaştırır, kavuşturur heyecanıyla. Bugün ümmet niye Ravza-i Mutahhara'da böyle heyecanlanıyor? Yani o ortamda Resulullah gezindi, orada oturdu, kalktı, ashabıyla konuştu. Bu ona duyulan sevginin hayattaki karşılığı. Yani bunu dini bir şey, mana, bir ibadet falan hiç olmasaydı bile biz bu heyecanı duyardık yani. Biraz da bunu anlamak lazım. Bugün işte Hira mağarasına gidenler, bugün Sevr mağarasına gidenler, yani bunlar benzer bir heyecanın peşini kovalıyorlar. Bu illa ibadet olur korkusuyla buna oradaki yönetim engel olmaya çalışıyor. Haccın bir parçası haline gelir, ümrenin bir parçası haline gelir. Dolayısıyla da ibadetler zorlaşır. Allah'ın elçisinin orijinal ibadeti, umre veya hac, bu kadarla sınırı kalmaz, taşar, gelişir, büyür. Çünkü bir de böyle bir psikolojik bir şey var. Biz gittik Hira'ya, siz gitmediniz mi dedim. Ötekiler diyor ki bizim haccımız olmadı mı yoksa. Yani Mekke'ye gidip Hira'ya, böyle insanlar da. Dolayısıyla bu bir tutkuya dönüştü mü, onunla ben baş edemem diyor oradaki yönetim. Daha sonuçta burası, 5 milyon insana ben burada giriş çıkış sağlayamam. Hani o kendince önlem alması bir şey ama bir de amatör boyutuyla meraklıları açısından, yani mesela ben gittim çocukluğumda kaç kez, o ayrı bir şey, ibadet gibi değil o. Yani o Resulullah'a duyduğunuz sevgiyi yaşıyorsunuz, o mağaranın içerisine girmek, orada bunun yaşandığını bilmek. Onun daha yolunu çıkarken bile o da buralardan çıkmıştı diye düşünerek, bu bence sevginin dışa vurumu.
onu şablon haline dönüştürüp, ibadet haline dönüştürüp, dinin içerisine katmadıkça, gereklidir, herkes yapmalıdır vesaire demedikçe, şahsi bir fantazi gibi yani. Çok hoş. Şimdi İbn Abdullah bin Ömer de bunu yapıyor. Oğlu Salim de bunu yapmış. Demek ki o zaman Suud yönetimde olsa bunların önünü keserdi. Ne arıyorsunuz buralarda falan diye, vadide gecekleme, konaklama diye. Ama bütün sahabe böyle bir şey yapıyor mu? Hayır. Abdullah bin Ömer de radıyallahu anh, onda böyle bir tutku var. O Resulullah'ın sünnetini şeklen de takip ediyordu diyorlar. Yani anlamlandıramasa da şekline bile uyardı. O kadar tutkuluydu. İz iz onu izlemek hususunda bir gayreti vardı diye. Oğlu Salim'de de benzer bir durum var. Çünkü onun talebesi Musa, bu Resulullah'ın muarresi diye, yani gecelediği yer diye tahmin ettikleri yerde Salim'in de konakladığını tarif etmiş yerini. Ve huve esfelu minel mescidillezi bi batnil vadi. Vadinin karnındaki mescidin altına kalan bir yerde, beynehu ve beynet tariqi, yolla onun arasında bir yerde diyor. Vasatun min zaliki, ortalarda. Şimdi referansların hiçbiri yok orada zaten. O dedikleri mescit yok. Vadinin ortası, o günkü o yol, yani o kervan yolu bugün belli değil. Veya birileri tahmin edebiliyorsa bilemiyorum. Böyle bir şey. Tabii bu hatıralar içerisinde en önemli hatıra ve yeri belirgin olan hatıra ve çok da önemlisi Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın da değindiği bir hatıra, kuşkusuz Rıdvan biatinin gerçekleştiği, o ağacın altında sahabenin kümelendiği, Cenab-ı Hakk'ın ağacın altında sana biat verenlerden لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Ağacın altında sana biat edenlerden Allah razı oldu. فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Onların kalplerindekini bildi. وَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ. Ve onların üzerine sekinet indirdi. Çünkü çok riskli bir durumdaydılar. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا. Ve yakın bir fetihle onları ödüllendirdi dediği ağacın altındaki biat. Ağacın anıldığı, Resulullah'ın dibine oturup sahabeyi tek tek karşılayıp biat aldı. Mesela burada da benzer bir durum var. Bu ağaca kayıtsız kalmak mümkün mü? Değil. Biz de olsak bir gidelim görelim derdik yani. Gide göre gele gide derken Hazreti Ömer'in dikkatini çekmiş. Bakmış ki orası böyle bir şeye döndü. Yani ne diyelim? Ziyaretli. Yani muhtemelen belli bir düzeyde kalsaydı hiç ilişmeyecekti diye tahmin ediyorum. Yani gelenin gidenin gördüğü işte. Burada işte biat verdiler. Orası burası falan. Ama kim bilir neler gördü Hazreti Ömer artık. Ağacın yapraklarını yiyen, koklayan mı çıktı? İlla yani bir olması gereken boyutu aşıp takdis etmeye, yüceltmeye falan oralara varınca bizatihi kendi eliyle o ağacı Hazreti Ömer oradan kaldırttı. Bu da olayın diğer boyutu. İşte ifrata tefrite gitmeden olayı doğru anlayabilmek lazım. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâirin mü'minîn.